Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu ay 2022'nin en önemli aylarından birisi. Tutulma mevsimindeyiz. 25 Ekim'de meydana gelen Akrep burcundaki Güneş tutulmasının ardından bu ay Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla hızlı gündemlerimiz olabilir, değişimlerimiz olabilir ve önümüzdeki 6 ayı da etkileyecek daha kadersel etkiler altındayız. Güneş 22'sine kadar Akrep burcunda olacak. Venüs ve Merkür 15-16 Kasım'a kadar Akrep burcunda. Ve Akrep burcundaki Güneş tutulması tesiriyle zaten bu ay başlıyor 10. evinizde. Sabit burçlardaki bu etkiler, tutulmalar bir sabit burç olduğunuz için sizin için de çok belirgin. Satürn burcunuzda biliyorsunuz. Hayatınızda yeni kapılar, yapılar kurma, yeni sorumluluklar verme adına sizi büyütmek için, olgunlaştırmak için daha fazla çaba içerisinde. Ve Akrep burcundaki tutulmayla beraber kariyeriniz, geleceğiniz, yaşamdaki statünüzle ilgili yeni kapılar açılabilir size. Yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. 8 Kasım'da Boğa burcunun 16 derecesinde ay tutulması yaşayacağız ki bu tutulma da yine 4. evinizde burcunuzdaki Satürn'le direkt açı içerisinde ve Uranüs'le birleşiyor. Oldukça değiştirici, sürprizli bir tutulma aslında. Beklenmedik durumlara hazır olmakta fayda var. Yani bu ay hayatımızın yönü, genel gidişatımız belirgin bir şekilde değişebilir. Yani şöyle bir makas değiştirmesi gibi. Yani hayatımızda biraz da bizim kontrolümüz dışında olabilecek durumlar, bazı kapıların açılması, hayatımıza birilerinin girmesi, birilerinin çıkması gibi böyle önemli kadersel etkiler altında olabiliriz. 4. eviniz daha özel hayatınız, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle de ilgilidir ve bu ay tutulması tabii ki burada önemli bir farkındalık, bir dönüşüm, bir tamamlanma, bir sonlanma etkisi verebilir. Bu tutulmanın etkisiyle beraber aile olma, yuva kurma gibi temalarınız da aktifleşiyor. Yani yaşamınızda bu bir aile sorumluluğu alıp işte evlenme, yuva kurma gibi bir etki getirebilir. Ebeveynlerinizle ilgili etkiler olabilir. Hani onların yaşamları, düzeni, sizin onlarla ilgili sorumluluklarınız, ebeveynlerinizin sağlıkları ve buralarda belki biraz daha beklenmedik, kontrol dışı durumlar olabilir. Ev almak, satmak, taşınmak gibi konular tabii ki aktif. Tutulmanın enerjileriyle beraber lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 10-20 derece aralığındaysa bu ay tutulması sizin için çok daha belirgin olabilir. Duygusal olarak sizi biraz hırpalayabilir, biraz zorlayabilir çünkü ay duygularla ilgili ve 4. evde gerçekten özel yaşam ve sizin için en derin duygularla ilgili buralarda bazı önemli farkındalıklar söz konusu olabilir. Tutulma etkileri sadece bu ayla da sınırlı değil. Önümüzdeki Aralık ayı, hatta önümüzdeki birkaç ayı önemli ölçüde etkileyebilecek tesirler altındayız. Güneş ayının 22'sine kadar Akrep'te, daha sonra Yay burcuna geçecek. Venüs ve Merkür Akrep burcunda. Daha sonra Yay burcuna geçecek. Mars ay boyunca İkizler burcunda olacak ama retroda olacak. Mars gerilemesi zaten bu yılın yine en önemli tesirlerinden birisi. Sadece bu ayla sınırlı değil, 13 Ocak'a kadar devam edecek. Mars enerji, motivasyon, mücadele gücüyle alakalı. Size çok zor bir açıda değil. O yüzden hani çok etkilenen, çok zorlanan burçlardan değilsiniz. 5. evinizde olacak bu gerileme hareketi. 5. ev konularında biraz enerji düşüklüğü, motivasyon eksikliği hissedebilirsiniz. Örneğin hani her zaman ilgilendiğiniz bir hobinizde fazla zaman ayıramayabilirsiniz. İşte spor yapıyorsanız biraz burada enerji düşüklüğü olabilir. Çocuklarla ilişkilerinize biraz dikkat edin. Zaman zaman romantik konularda, farklı alanlarda sorumluluklarınız olduğu için bu alanlara daha az enerji harcayabilirsiniz ya da biraz sizi zorlayacak koşullarda daha fazla yüzleşmeniz gerekebilir. Mars'ın özellikle sert açılar yaptığı bazı günlere de daha fazla dikkat etmek gerekiyor. İşte buralara baktığımızda 18, 19, 20 Kasım Mars-Neptün kare açısı söz konusu. Burada lütfen gereksiz paralar harcamamaya çalışın. İşte beklenmedik bazı masraflar olabilir. Ya da böyle çok kazanacağım diye riskler alabilirsiniz. Çünkü 5. evinizde bir Mars size spekülatif alanlarda risk aldırma eğiliminde ya da eğlence için, işte aşk için, romantik şeyler için daha dürtüsel para harcayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin lütfen. Beslenme konularında da eğer alerjik bir bünyeniz varsa
işte beslenme konularına, aldığınız gıdalara, ilaçlara, alkole daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Ayın sonlarında ayın 28'i, 29'u, 30'u gibi. Burada da bu sefer Mars-Merkür karşıtlığı var. İletişim sorunları artabilir. Arkadaş ilişkilerine, yine işte romantik ilişkilere, çocuklarla kuracağınız ilişkilere dikkat edin. İşte çocuğunuzun eğitim hayatında, çocuğunuzun öğretmeniyle ilgili falan biraz böyle sıkıntılar, gerilimler, işte o sınavlarla ilgili falan karışıklıklar olabilir. Örneğin bir ehliyet sınavındaysanız buralarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da işte çocuğunuz bazı okulla ilgili ilişkilerinde, işte servisle ilgili olsun, işte öğretmenleriyle ilgili olsun, bazı buralarda röterler, sorunlar karşınıza çıkabilir. Ve ayın artık Güneş Yay burcuna geçecek. 22'sinden itibaren Yay burcu tesirleri artıyor. 24'ünde Yay burcunun bir derecesinde yeni ay var. Bu yeni ay 11. evinizde doğacak. Yeni ay sırasında Venüs'ün ve Merkür'ün de Yay burcunda olması 11. ev etkilerinizi arttırıyor olacak. Burada bir yeni girişim, yeni bir proje ya da işle ilgili bir seyahat, işle ilgili bir eğitim olabilir. Bir seminere katılabilirsiniz, bir workshop'a katılabilirsiniz örneğin. Arkadaşlarınız ve sosyal çevre ilişkilerinizi de aslında etkiliyor bu yeni ay. Yeni bir tanışma olabilir sizin için. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, yani yay, ikizler, balık ya da başak burçlarında 0-5 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim yeni ay etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Bir ekip çalışması, bir grup çalışması içerisinde de olabilirsiniz ve bu bir yeni başlangıç olabilir sizin adınıza. Evet, yeni ayın yöneticisi Jüpiter ve Jüpiter ay boyunca balık burcunda geriliyor olacak. 24'ünden sonra artık balık burcunun 28 derecesine ilerlemeye başlayacak. Artık balık burcundaki son hareketlerini görüyoruz Jüpiter'in. Aralık ortalarından itibaren Koç burcuna geçecek çünkü ve 12 yıl bir daha balık burcuna gelmeyecek. Balık burcunda güçlüdür, yöneticidir, şanslıdır. Oldukça da bereketlidir Jüpiter. Geçtiğimiz 2021'in başından itibaren 10 Mayıs'a kadar biliyorsunuz Jüpiter balıktaydı. Para evinizde ilerliyordu. 10 Mayıs'tan itibaren Koç burcuna geçmişti. Şimdi tekrar o Mayıs'ın ilk günlerindeki derecelerinde ilerlemeye başlayacak. Özellikle parasal konularda beklentileriniz varsa ve henüz bunu tam tamamlamadıysanız, işte Jüpiter bu son geçişinde size parasal konularda bayağı güçlü şanslar verebilir. Üstelik ay genelinde olumlu açıları da var. İşte 15'inde, 16'sında Akrep burcundaki Venüs ve Jüpiter'le üçgeni olacak. 21 Kasım'da Güneş Jüpiter üçgeni olacak. Bunlar bu ayın şanslı günleri, 15, 16, 21 Kasım. Ve şans da sizin para evinizde olduğuna göre iş konuları, çalışmalarınız, buradan beklentileriniz, kazançlarınız anlamında bence bu ayın en verimli günleri, bunları değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.